Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz milletim, iktidardakilerin becerikli ellerinde paramızın iyice pul olduğu, emeklerimizin zayi edildiği bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta bir kez daha gördük ki Sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Koltuğunu sallayan her şey ve herkes için bir kendisi için bir milli güvenlik tehdidi. Geçinemiyor musun? O zaman teröristsin. İflasın eşiğinde misin? O zaman hainsin. Sosyal medyada eleştiri mi yazdın? O zaman milli güvenliğimiz için bir tehditsin. Bu ucube sistemin memleketimizi getirdiği şu ucube duruma bakar mısınız? Yazıktır, günahtır. Oysa ülkemizdeki esas milli güvenlik tehditleri aslında nedir biliyor musunuz? Mesela evine ekmek götüremeyen babalar, tenceresini kaynatamayan anneler bir milli güvenlik tehdididir. Mesela mülakatlarda gelecekleri çalınan, huzuru, mutluluğu yurt dışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir. Mesela toprağını ekemeyen çiftçiler, hayvanını besleyemeyen besiciler, üretemeyen sanayiciler bir milli güvenlik tehdididir. Mesela AK Parti'nin kaderiyle devletin kaderi birdir diyen milletine yabancılaşmış siyasetçiler bir milli güvenlik tehdididir. Mesela 5-10 maaşlı danışmanlar sarayda sefa sürerken asgari ücretin altında maaş alan emekliler bir milli güvenlik tehdididir. Mesela saray korkusundan yolsuzluk soruşturması açamayan savcılar bir milli güvenlik tehdididir. Ez cümle tüm bunların gerçek sebebi olan partili cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir. Aziz milletim, bu ucube sistemin pençesinde Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Ve ülkemiz bu kriz sarmalında hırpalanırken olan her zamanki gibi milletimize oluyor. Nitekim 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyenler bugün ülkemizi ilk 20 ekonominin bile dışına çıkarttılar. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gire gire gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasından hiçbir ülke yok. İlk 20 ekonomisi arasından da yine hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomisi arasından ise sadece Türkiye var. Peki bu listede başka kimler var? Mesela bu listede Burkina Faso var. Zimbabwe var, Uganda var. Mesela Filipinler var, Kamboçya var, Suriye var. Gördüğünüz gibi listedeki her ülke başlı başına bir başarı hikayesi. Peki bu listeye neye göre giriliyor biliyor musunuz? Eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyorsa, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı hiçbir mücadele sergilemiyorsanız, işte o zaman gri listeye giriyorsunuz. Şu rezilliğe bakar mısınız? Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun. Değerli milletvekilleri, peki bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Bu tip durumlar karşısında her zaman yaptıkları gibi hep bir ağızdan dış güçler demeye başladılar. Biz elbette ülkemizin itibarının yerle bir olmasını istemeyiz. Biz elbette Türkiye'ye yapılan her haksızlığın her zaman karşısında oluruz. Biz elbette burada da bir haksızlık olduğunu biliyoruz. Ama ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da bizzat iktidarın kendisi olduğunu açıkça görüyoruz. Gri listeye neden girdiğimizi daha iyi anlamak için öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz.
Nedir o soru? Türkiye'de gerçekten para aklanıyor mu? Evet, maalesef aklanıyor. Hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Mesela eğer yurt dışında paranız varsa veya yurt içinde kanunsuz yollardan kazandığınız parayı yurt dışına çıkardıysanız, bu parayı aklamak için uğraşmanıza hiç gerek yok. Nasıl mı? Hemen varlık barışı için müracaat edip %1 komisyonla bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. Yani %1 komisyon ödeyince kimse size o parayı nereden buldun diye hesap soramıyor. Yani bu ucube sistemde iktidar diyor ki, uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Kaçakçılık mı yapıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. %1 komisyonla paranı da aklıyorum, seni de aklıyorum. Bu kadar basit. Çamaşır suyu reklamı değil, AK Parti iktidarı. Hani bir reklam vardı ya, Mintax'la canım, Mintax'la. Aynısı. İşte size kabile reisi yetkileriyle devlet yönetmeye kalkan Sayın Erdoğan'ın kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan güçlü Türkiye vizyonu. İşte size Türkiye'yi uçuracağını söylenen partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemizin itibarını yerle bir eden bu tablo karşısında bizim üzerimize düşen görev, bir an önce milletimizden yetkiyi alıp bu utancı temizlemek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hak ettiği itibarı kazandırmaktır. Nitekim Artagan projemizin temelinde de işte tam olarak bu mücadele yer alıyor. Para aklamanın dayanağı nakit paradır. Üstelik sadece para aklamanın değil, naylon faturanın da, kaçakçılığın da, uyuşturucunun da, yolsuzluğun da, rüşvetin de ortak noktası nakit para ile yapılmalarıdır. Artagan'ın vaat ettiği nakitsiz ekosistem bütün bu suçları temelinden yok edecek çözümler sunuyor. Varsın onlar beceriksiz yönetimlerine kılıf arasınlar. Varsın onlar ucube sistemleriyle kendi sonlarını getirsinler. Varsın onlar iktidarlarının son günlerinde çırpınmaya devam etsinler. Bizim onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Çünkü biz İyi Parti'yiz. Yetkiyi aldığımızda Artagan ile blok zinciri temelinde dünyanın en gelişmiş finansal sistemini kuracağız. Dünyanın en şeffaf devletini ve dünyanın en ileri demokrasisini inşa edeceğiz. Ülkemizi gri listeden çıkartıp önüne bembeyaz bir sayfa açacağız. Milletimizi hak ettiği yarınlara, ülkemizi de hak ettiği itibara kavuşturacağız. Kimse merak etmesin. İyiler burada, cesurlar burada, iyi partililer burada, iktidara yürüyor. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. AK Parti iktidarı milletimizin dertlerini umursamayı bırakalı çok oldu. Attıkları adımlarda, aldıkları kararlarda milletimizin gerçeklerine dair bir empati kırıntısı bile göremiyoruz. Eğer aşırı zenginleşirseniz, eğer bambaşka paralel bir hayata evrilirseniz, dünyadan da koparsınız, vatandaştan da koparsınız, gerçeklerden de koparsınız. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum aynıyla budur. Biliyorsunuz 2022 bütçesi milletin meclisine geldi. Normal şartlarda bir sonraki yılın bütçeleri toplumu heyecanlandırır. Çünkü millet yeni bütçenin sorunlarına çözüm getirmesini ümit eder. Hayatını kolaylaştırmasını, gelirinin artmasını, menfaatinin korunmasını bekler. Bu yüzden heyecanlanır. Ancak maalesef partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri milletimiz bu heyecandan yoksun. Çünkü herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanları, bereketli topraklarımızın tüm zenginliği yine o 5 müteahhidin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak.
Nitekim aynı 2021'de olduğu gibi Sayın Erdoğan'ın 2022 bütçesinde yine heyecan yok, yine umut yok. Çünkü bu bütçede yoksulluğa çare yok. Enflasyona çare yok. İşsizliğe çare yok. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Bu bütçede çiftçilerimize yeterli destek yok. Milletin borçlarına çare yok. İşçinin, işverenin, emeklinin hayatını kolaylaştıracak adımlar yok. EYT'liler yok, 4B'liler yok. Hatta söz verilmesine rağmen 3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle bu bütçede millet yok, millet. Peki ne var? Millet yok ama mesela beşli müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye onlar için 2022 yılında 42,5 milyar lira daha ödenek konulmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Milyonlarca çiftçiye verilen desteğin iki katı para demek. Vicdansızlığa bakar mısınız? Dahası var. 2021 yılında 31 milyar lira olan bu ödenek önümüzdeki yıl için %37 arttırılmış, 42,5 milyar liraya yükseltilmiş. Saray müteahhidine gelince artış gerçek enflasyon kadar. Ya demek ki enflasyon %37. Millete gelince ise TÜİK'in makyajlı enflasyonu kadar bile değil. Utanmazlığa bakar mısınız? Vicdansızlığa bakar mısınız? Aziz milletim, son 4 yılda garantili işlere ayrılan ödenek 69 milyar lira. Önümüzdeki 3 yılda yapılacak ödemeler ise tahminen 143 milyar lira olacak. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ve arkadaşları doları çok sever. O yüzden bir de onların diliyle ifade edelim. 2017-2024 dönemi için hazinemizden saray garantili çeteye ödenecek para toplam 25 milyar dolar. Buradan yol yapıyoruz, tünel yapıyoruz, köprü yapıyoruz, hastane yapıyoruz ama milletimizin cebinden bir kuruş bile çıkmıyor diyenlere sesleniyorum. Bu parayı nereden ödüyorsunuz? Bu para milletin parası değil mi? Ve siz bu kadar açık seçik yalan söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ayıptır, günahtır. Ez cümle, bu bütçe herhangi bir bütçe değildir. Bu bütçe bir savurganlık, bir israf bütçesidir. Bu bütçe milletin emeğini faizcilerin kursağına akıtan bir bütçedir. Bu bütçe Sayın Erdoğan'ın gider ayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir. Aziz milletim, AK Parti iktidarının insanı yok sayan siyaset anlayışı maalesef ülkemizin her köşesinde tüm gerçekliğiyle hissediliyor. Mesela milletimiz evim yandı diye feryat ediyor, Sayın Erdoğan duymazdan geliyor. Mesela babalar eve ekmek götüremiyorum diyor, Sayın Erdoğan kafalarına çay fırlatıyor. Mesela emekliler geçinemediğini söylüyor, Sayın Erdoğan markete gidip fiyatları makul buluyor. 1500 lira emekli maaşı alan bir emeklinin 1000 liralık alışverişi makul bulmasını milletimizin ferasetine bırakıyorum. Mesela 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor, Sayın Erdoğan oralı bile olmuyor. Mesela vatandaş pahalılık ve zamlar yüzünden arabasını satıp ata biniyor, eşeğe de olabilirdi. Sayın Erdoğan apartman görevlilerine sardırıyor. İşte biz de tam olarak bu nedenle her hafta bu kürsüden milletimizin sesini o sağır kulaklara duyuruyoruz. Milletimizin dertlerini tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milletin kürsüsünde AK Parti iktidarı tarafından yok sayılan bir kardeşimizi misafir edeceğiz. Tekirdağ'da çalıştığı iş yerinde bir büyük haksızlığa maruz kalan Pınar Demir kardeşimiz aramızda. Buyur Pınar kızım, söz de kürsü de senindir. Sayın
Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, bizler Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan Suriyeli ve Endonezyalı sahipleri olan Indomie adlı makarna fabrikası çalışanları olarak 2017 yılında Tek Gıda İş Sendikası adı altında örgütlendik. Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetki kararının ardından Suriye ve Endonezyalı işverenler bu karara itiraz ettiler. Sudan sebeplerle tam 4 yıl süren mahkeme sürecinde Yargıtayımız da Tek Gıda İş Sendikası'nı yetkili kılmıştır. Bu kararın ardından yasaların öngördüğü şekilde Şubat 2021'de başlaması gereken iş sözleşmesi işverenin Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ve Yargıtay'ın kararlarını aleni şekilde tanımaması sebebiyle maalesef bir türlü gerçekleşmemiştir. Bundan daha da kötüsü, yabancı işveren ve yerli yöneticileri tam 19 kadın işçiyi 100 kızartıcı suçtan sebep işten tazminatsız olarak atmıştır. Tam 128 gündür o fabrikanın önünde bu ülkenin namuslu kadın işçileri olarak bu ülkenin tüm kadınları ve işçilerinin onurunu savunmak için direniyoruz. Tam 128 gündür çoğunluğu biz kadınlardan oluşan işçiler her türlü tacize, hakarete ve aşağılamalara, sözlü ve fiziki saldırılara maalesef maruz kaldık. Sokakta, fabrika önünde tüm bu aşağılamalara rağmen direnmeye devam ediyoruz, edeceğiz de. Toplu sözleşme masasından kaçan yabancı işverene karşı başlattığımız grev ise tam 65 gündür sürmektedir. 90 kadın işçi Tek Gıda İş Sendikası çadırında grevdeyiz ve bu grevi o yüz kızartıcı suçtan ötürü özür dilenene kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli vekillerim, yapılan her taciz ve saldırı sonrasında karakol ve savcılıklara sendikamız aracılığıyla şikayetlerde bulunduk. Bulunduk bulunmasına da maalesef kanunların bizim için işlemediğini öğrenmiş olduk bu sayede. En ufak şikayetlerde Suriyeli ve Endonezyalı patronların şikayetlerinde bizleri karakola çekerek ifadeler aldıklarına ne yazık ki şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre greve çıkan fabrikada makinelerin bakımını yapan işçiler dışında işçi alınması yasaktır. Ancak Suriyeli işverenimiz kaçak Suriyeli işçiler çalıştırmaktan geri kalmamıştır. Hem de herkesin gözü önünde hiçbir şikayetimiz yasa dışı bu durumu durdurmaya maalesef yetmedi. Kanunların uygulanmasını istemek, yaşadığımız mağduriyete devletimizin engel olabileceğini düşünerek ailelerimizle çoluk çocuk Tekirdağ valisine derdimizi anlatmaya gittik. Maalesef bu kez de bize polis barikatı karşıladı ve bir polis amirinin süpürün emriyle çer çöp gibi bir pislikmiş gibi süpürüldük. Resmen döve döve bizi valilik önünden uzaklaştırdılar. Tam 17 saat boyunca haklılığımızı anlatmak için kanunların bu topraklarda uygulanmasını istediğimiz için gittiğimiz devlet kapısında gözaltına alınarak karakollarda tutulduk. Şimdi buradan sormak istiyorum. Biz bu devletin namuslu yurttaşları değil miyiz? Biz kendi ülkemizde sürgündeki mülteci miyiz? Biz tüm mültecilere de insanca davranılmasını isterken bize yapılan bu muamele reva mıdır? Ey devleti yönetenler, sizlere de sormak istiyorum. Çoluk çocuğumuzla joplanarak gözaltına alınmak için biz ne tür bir suç işlemiş olabiliriz? Biz yasa ve kanunlara uyduğumuz ve o yabancı işverenin de uymasını isteyince suçlu mu olduk? Bu bizi kendi yurdumuzda mülteci mi yapar? Halbuki bizim istediğimiz her şey bu ülkenin kanunlarında yazmaktadır. Biz ne mi istiyoruz? Çalışma Bakanlığımızdan sendikal haklarımızın tanınmasını, Yüksek Hakem Kurulu'nun iş yerimizde toplu iş sözleşme sürecini işleterek sözleşme imzalanmasını,
ve işten atılan 100'e yakın arkadaşımızın işlere geri dönmesini istiyoruz. Biliyoruz ki bu kürsüden bizi dinleyen herkes bizim gibi Indomie'den atılan işçilerin namusunun bu ülkenin namusu olduğuna inanıyor. Biz Tekirdağ Çerkezköy'deki Indomie'den atılan kadın işçiler sadece grev yapmıyoruz. Vatan ve onu oluşturan değerleri de savunuyoruz, savunmasını da yapıyoruz. Ya kazanacağız, ya kazanacağız. Bu kürsüden bizimle aynı durumda olan yine yabancı sermayeli Belkarper ve Bursa Orhaniye'deki Kargil işçilerinin durumunu da dikkatinize getirmek istiyoruz. Bu memlekette ne yazık ki en kötü şey Türk işçisi olmak. Yabancı işverenin sömürge olarak gördüğü ve anayasanın güvence altına aldığı sendikal hakları Türk işçisine vermemek için elinden geleni yaparken, biz hakkımızı yasal yollardan ararken devletin güvenlik güçleri de sanki biz suçluymuş gibi görüyor. Ne yasa, ne kural, ne de devletin bakanlıklarını tanımayan Indomie, Belkarper ve Kargil işverenlerine kimse söz geçiremiyor. Onlar sanki bu ülkenin kanunlarından bağımsızlar. Yüzlerce gündür bu üç fabrika önünde direniyoruz. Sizler de destek verirseniz kazanacağız. Biz Indomie işçilerini hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Tek Gıda İş Sendikası, Sayın Mustafa Türkel ve her zaman yanımızda olan örgütlenme uzmanımız Yunus Durdu'ya da sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca grev çadırında bizleri yalnız bırakmayan Sayın Ümit Öznale'ye de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım, biz kadın işçilere bu kürsüyü açarak sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için Indomie işçileri olarak size de çok teşekkür ediyoruz. Ben Pınar kızıma teşekkür ediyorum. Ama biz bu kürsüyü milletin kürsüsü diyerek tanımladık. Kendimizi vekil, ki doğrusu budur, milletimizi asil ve asıl gördük. Dolayısıyla aracısız dertlerinizi anlatabilmenin yolu budur. Ama işçiden yana, haktan yana, haklıdan yana olduğunu iddia ede ede bu ülkeyi yönetmeye talip olup 20 yıldır da yönetenlerin, sizler konuşurken hem TRT'nin hem de Meclis Televizyonu'nun yayınını durdurduklarını da bir utanç vesikası olarak buradan, ben de bu milletin kürsüsünden milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu konunun, sizin anlattığınız bu konunun, bu konuların takipçisi olacağız. Aziz milletim, Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine fantastik bir ekonomi teorisiyle karşımızdalar. Ülkemiz ekonomisi için ne kadar yararlı olduğunu milletçe, özellikle son 3,5 yıldır tüm çıplaklığıyla deneyimlediğimiz faiz sebep, enflasyon sonuçtur doktrininden sonra bu fevkalade yetkin arkadaşlar şimdi de faizi indirip döviz kuru yükseldikçe ihracatın artacağını iddia ediyorlar. Bir de isim bulmuşlar. Rekabetçi kur diyorlar. Bunu bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırladık hep birlikte. Bu müthiş yeni teori doğrultusunda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan indirerek %16'ya çekti. Havuz gazetecilerinin bile savunamadığı bu akıl dolu hamle sonucunda, parantez içi, belki bu yeni hamle de Nobel'e aday olabilir ekonomi bağlamında. Dolar 10 liraya dayandı. Kur lobisi kazandı, milletimiz kaybetti. Kararın bizzat Sayın Erdoğan'ın talimatıyla alınmış olduğunu cümle alem bildiği için de Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna son çivi de bu şekilde çakılmış oldu. Durmuş başkanım, iyi ki emekli olmuşum diyorsunuz değil mi?
Hay sizin başkanlığınızda bu böyle o çivi çaksalar ne yapardınız? Benim bildiğim Durmuş abim kesinlikle kavga ederdi. Teşekkür ederim. Doğru bildiği yoldan milim sapmaz. Evet. Peki bakalım ihracat gerçekten artıyor muymuş? Onar yıllık dilimler halinde son 50 yılımızı inceledik. 1970-1980 arası 10 yılda ihracatımız 5 kat artmış. 1980-1990 arası hani korkunç günler diye tanımlanan o 10 yılda ihracatımız 4,5 kat artmış. 1990-2000 arası ki bir de 4 Nisan kararlarının geçtiği bir dönem bu. 10 yılda ihracatımız 2 kat artmış. 2000-2010 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte ihracatımız 4 kat artmış. 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti dönemini baz alırsak ise ihracatımız 8 senede 3 kat artmış. Gelelim son 10 yıla. 2010-2020 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte ihracatımız sadece %50 artmış. Yani son 50 yılın en düşük ihracat artışı geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşmiş. Peki bu artış döviz kuruna bağlı mı olmuş? Hayır. Mesela 2002-2010 yılları arasında döviz kuru sabit kalmasına rağmen ihracatımız 3 kat artmış. 2010'dan bugüne kadar ise sıkı durun. Dolar kuru tam 6 kat artmış ama son 50 yılın en düşük ihracatı da yine bu yıllar arasında olmuş. Üstelik partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz son 3 yılda döviz kurları %110 artarken ihracatımız ise yerinde saymış. Sayın Erdoğan ve bol maaşlı danışman ekibi, sizlere söylüyorum, iyi dinleyin. Demek ki neymiş? Ülkemizde adalet sağlanmadıkça, hukuk işlemedikçe, liyakatli kadrolar iş başına gelmedikçe, ekonomiye güven tesis edilmedikçe, dışlayıcı kurumlar kapsayıcı kurumlara dönüşmedikçe, Sayın Erdoğan da Merkez Bankası'nın yakasından düşmedikçe, kur ne kadar artarsa artsın ihracatımız artmazmış. Değerli dava arkadaşlarım, bir ülkede ihracatın artması için ya üretimi arttırırsınız ya da ürettiğiniz ürünlerin değerinde artış sağlarsınız. Üretim nasıl artar? Yeni girişimlerle, yeni fabrikalarla artar. Ürünün değeri nasıl artar? Teknoloji geliştirerek, Ar-Ge yaparak, katma değerli ürün üreterek artar. Yani ihracat, üretime, teknolojiye yatırımla artar. Kilit sözcük yatırımdır. Ve yatırımın temel şartı da ekonomi olan güvendir. Şayet ekonomide önümüzdeki 5 seneyi, 10 seneyi görebiliyorsanız o zaman yatırım olur. Bizde ise maalesef Sayın Erdoğan ve Yıldızlar Karması ekonomi ekibi sayesinde bırakın 5-10 seneyi, bugünden yarına bile ne olacağı belli değil. Döviz kurları ne kadar artarsa artsın ihracatımızın yerinde saymasının nedeni de İşte tam olarak budur. İhracatın artması için devletin ihracata yönelik üretim yapanlara teşvik sunması gerekir. Oysa ülkemizdeki kaynaklar Türkiye'ye döviz getirenleri desteklemek yerine ülkeden döviz kaçıran beşli çeteye ayrılıyor. AK Parti'nin devri iktidarında beşli çeteye verilen ihale tutarı 200 milyar doların üzerinde. 200 milyar deyip dolar deyip geçmeyin. Ülkemizin yıllık toplam ihracatı 170 milyar dolar. Ülkemizin yıllık toplam bütçesi 120 milyar dolar. Yani yıllar içinde beşli çeteye verilen 200 milyar dolar Türkiye'nin toplam ihracatından da toplam bütçesinden de daha büyük bir kaynaktır. Elbette Türkiye'nin yeni yollara, köprülere, tünellere ihtiyacı var. Defalarca söyledik. Biz yollara değil, 1 liralık yolun 5 liraya yapılmasına karşıyız. Biz
devlet garantili alacaklarını cebe atıp yurt dışına kaçıranlara karşıyız. Biz projeye değil ranta karşıyız. Eğer bu yollar ve köprüler gerçek maliyetlerine yapılsaydı ve bu kaynakların bir kısmı üretime, sanayi 4.0 dönüşümüne, Ar-Ge yatırımlarına ayrılsaydı, Türkiye'nin ihracatı son 10 yılda yerinde saymaz, katlanarak artardı. Bu sayede Türkiye cari fazla veren bir ülke olabilirdi. Türk milleti yokluk yerine bolluk yaşayabilirdi. Milyonlarca gencimiz iş sahibi olabilirdi. İşte o nedenle biz Türkiye onca imkana, kaynaklara ve devasa bir potansiyele sahipken onları har vurup harman savuran bu çürük zihniyete karşıyız. Aziz milletim, hükümetin yaptığı tüm hatalara rağmen şirketlerimiz ihracat yapmayı sürdürüyor. Ama buna rağmen ülkemiz genel olarak potansiyelinin altında ihracat yapıyor. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın geliştirdiği endekse göre üretim kapasitesi açısından 2000 yılında 66. sıradayken 2018 yılında 68. sıraya gerilemişiz. Kurumların işleyişi, beşeri sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında yaşadığımız sorunlar nedeniyle üretim kapasitemizi maalesef yukarıya taşıyamamışız. Yani Türkiye'nin rekabetçiliğinin ucuz iş gücü ve değersiz Türk lirası üzerinden kurgulanması bize hiçbir şey kazandırmamış. Türkiye ihracatta kilo başı birim fiyat üzerinden 225 ülke arasında 2002 yılında da 119. sıradaydı. Bugün de 119. sırada. En rekabetçi olduğumuz hazır giyim ihracatının kilosu 15.3 dolar iken İtalya'da bu değer 39 dolar. İşte o nedenle İYİ Parti iktidarında biz ihracatta rekabetçiliği kalite üzerinden kurgulayacağız. Bunun için de toplumsal ve beşeri sermayemizi geliştirip dijital dönüşümü yakalayacak politikaları hayata geçirerek üretim kapasitemizi ve ihracat birim fiyatımızı arttıracağız. Toplumsal sermaye için ekonomide güveni ve hukukun üstünlüğünü sağlama alacak olan iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem bizim için başlangıç noktası olacak. Beşeri sermayemizi artırmak için de kapsayıcı, eşitlikçi, eğitim ve istihdam politikalarını hayata geçireceğiz. Ucuz iş gücü üzerinden değil, nitelikli, çağımızın gerektirdiği becerilere hakim, verimliliği yüksek bir iş gücü yapısı üzerinden rekabet edeceğiz. Üretim maliyetlerini Bangladeş, Mısır, Pakistan seviyesine çekip bu ülkelerle pazar savaşına girmek yerine ürün kalitemizi, teknoloji seviyemizi Almanya, İtalya, Fransa düzeyine çıkartıp bu ülkelerle rekabet edeceğiz. Aziz milletim, günümüzde Türkiye'nin önündeki en büyük engel dünyanın tam merkezinde küresel fırsatları kullanabilecek bir konumda olmasına rağmen ülkemizi dış dünyaya kapatıp yalnızlaştırmayı tercih eden bu iktidarın yanlış politikalarıdır. Bu politikalarla küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde gözümüzü dünyaya kapatarak büyük bir fırsatı kaçırıyoruz. İşte o nedenle yetkiyi aldığımızda ilk iş olarak buna son vereceğiz. Türkiye'nin dış politikasının Türkiye'yi fakirleştirmesine daha fazla izin vermeyeceğiz. Batı ülkelerini gözü topraklarımızda olan ülkeler olarak değil, bizi zenginleştirecek, güçlendirecek fırsat kapıları olarak göreceğiz. Bu anlayışla hareket edip ekonomik coğrafyamızın potansiyelini hayata geçirdiğimizde dış politikamız ihracatımızı arttıracak, artan ihracatımız da dış politikada elimizi güçlendirecek. Oluşturacağımız bu pozitif döngü sayesinde ülkemizin sadece yandaş gazetelerinin şişirme manşetlerinde değil, milli gelir istatistiklerinde ve bütün refah göstergelerinde bir dünya devi olmasını sağlayacağız.
Peki başka ne yapacağız? TÜİK verilerine göre 2020 itibariyle ülkemizde ihracat yapan şirketlerin %44.3'ü sadece bir ülkeye, %17'si de sadece iki ülkeye ihracat yapıyor. Böyle olunca da hükümetin özellikle dış politika alanındaki başarısızlığının maliyetini ihracatçımız ödüyor. Bunun yanında Türkiye'deki sanayi şirketlerinin sadece %8.7'si ihracat yapıyor. Üstelik bu ihracatın %15'ini de 5 şirket yapıyor. İşte o nedenle bir taraftan küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin teknolojik dönüşümüne yardımcı olacak mekanizmaları hayata geçirirken, aynı zamanda bu şirketlerimizin küresel değer zincirlerine entegre olmalarını sağlayacak destekler de vereceğiz. İhracatçılarımızın bölge ve ülke risklerini en aza indirecek sigorta mekanizmalarını geliştireceğiz. Dünya Bankası verilerine göre imalat sanayi ihracatımızın maalesef sadece %3'ü yüksek teknolojiye sahip. Bu oran dünya geneli için %21, bizim gelir grubumuzdaki ülkelerde ise %23.8. Üstelik AK Parti'nin vasata razı gelme politikası nedeniyle 2020'de ülkemizde kurulan girişimlerin %61.2'si maalesef düşük teknoloji seviyesindeki alanlarda faaliyet gösteriyor. Yüksek teknoloji seviyesindeki alanlarda faaliyet gösterenlerin oranı ise sadece %0.9. İşte o nedenle biz ihracatımızın teknoloji kompozisyonunu artırmak için küresel dinamikleri dikkate alan bir beceri dönüşüm süreci başlatacağız. Özellikle dil becerilerinin ve dijital okurlu yazarlığın geliştirilmesi ihracata yönelik önceliklerimiz arasında yer alacak. Bu dönüşüm hem firmalarımızın daha nitelikli istihdama erişimini kolaylaştıracak, hem de iş gücümüzün istihdam oranını artıracak. Beceri dönüşümü sadece iş gücü için geçerli değil. Uluslararası şirketlerin, özellikle birinci aşama tedarikçilerinden belirli sertifikasyon beklentileri oluyor. Bu kriterleri sağlayamayanlardan tedarik yapmıyorlar. Hatta Avrupa Komisyonu bu beklentileri ileri götürüp şirketlerimizin çevreye, insana ve demokrasiye zarar veren ülkelerden ithalat yapmasını engelleyeceğim diyor. İyi Parti olarak biz de bu konuda söz konusu sertifika ihtiyaçlarını sektör detayında belirleyip tedarikçi firmalarımızın bu sertifikalara sahip olabilmeleri için gelişim programları başlatacağız. İnsan haklarına duyarlı, eşitlikçi kalkınma anlayışımız çerçevesinde iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi hayata geçireceğiz. Bunun yanında firmalarımızın ekolojik rekabetçilik için yüklenmeleri gereken ek maliyetlerin bir kısmını sürdürülebilirlik odaklı altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla hükümet olarak biz üstleneceğiz. Üstlenmediğimiz kısmı için de firmalarımıza teşvik ve kredi programları geliştireceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Dünya Bankası girişim anketi sonuçlarına göre firmaların gümrük ve ticaret düzenlemelerini engel olarak görme eğilimi gittikçe artıyor. 160 ülke arasında gümrüklerin etkinliği açısından 58. sırada yer alıyoruz. Bu konunun önemini şöyle anlatayım. Şirketlerimiz transit taşımada geçen her ilave bir gün için %0.6 ile %2.3 arasında bir vergiye eşdeğer ek bir maliyetle karşılaşıyor. Gümrüklerdeki bir günlük fazladan bekleme ise ülkemizin ihracat artış hızını 1.4 puan azaltıyor. İşte bu nedenle küresel eğilimlerle uyumlu gümrük ve taşımacılık süreçlerini hızlandıracak blok zincir temelli bir platformu ihracatçımızın hizmetine sunacağız. İhracatımızın %60'ı deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla limanlara erişim ve limanların daha etkin çalışması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Biliyorsunuz AK Parti'nin en övündüğü alan taşımacılık alanında yaptıkları yatırımlardır. Ancak bu yatırımların mal taşımaktan ziyade insan taşımayı hedeflediği ortada. Örneğin bugüne kadar yapılan demir yolu yatırımları yük taşımacılığına çok da uygun değil. Oysa ihracata dönük demir yolu yatırımları
hem ülkenin yatırım çekiciliğini hem de ihracatımızı arttıracaktır. Bu nedenle de İyi Parti iktidarında limanlara erişimi kolaylaştıran, çok modlu ve modlar arası taşımacılığa izin veren lojistik yatırımlarına öncelik vereceğiz. Diğer ülkeler 4G konuşurken biz 4.5G konuşmaya başladık ama sadece konuştuk. Kağıt üzerinde G'lerimiz çok ama iş internet hızına geldiğinde bazı üniversitelerimizin 3G'nin ötesine geçemediğini görüyoruz. Firmalarımızdan karanlık fabrikalar ve nesnelerin interneti gibi trendlere uymalarını bekliyoruz. Ama makina, insan ve makina etkileşimi sağlayacak internet altyapımız maalesef yok. İşte bu altyapıyı da yetkiye aldığımızda İYİ Parti olarak biz tesis edeceğiz. Aziz milletim, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu tablonun değişimi inanın çok hızlı olacak. Çünkü bütün bu değişimler sadece iradeyle ilgili. AK Parti iktidarı elindeki tüm fırsatları kaçırdı. Milletimizin güvenini heba etti. O fırsatları değerlendirme sorumluluğu artık bizde. Onlar artık sırasını savdı. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra İyi Parti'de. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için iktidara talibiz. Siyasi tarihimizin en liyakatli kadrolarını iş başına getirmek için iktidara talibiz. 83 milyon vatandaşımızı yokluktan kurtarıp hak ettiği bolluğa kavuşturmak için iktidara talibiz. Hamaset dışında hiçbir şey üretmeyen bu öfke siyaseti yerine ahlaklı, vicdanlı ve makul bir siyaset için iktidara talibiz. Ama hepsinden de önce adalet için, huzur için, bereket için, güçlü, zengin ve mutlu bir ülke için biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Değerli dava arkadaşlarım, ülkesini seven devletinin hazinesine el atmaz. Milletini seven haram yemez, haram yiyenlere sessiz kalmaz, kalamaz. Devletini seven, işini aklıyla, ahlakıyla ve içinde yanan vatan aşkıyla yapar. İyi Parti'yi farklı kılan fıtrat, işte bu fıtrattır. Allah'ın izniyle bu ucube sistemin sebep olduğu tüm zorlukları milletçe el ele verip birlikte aşacağız. Türkiye kaynakları olan, potansiyeli olan bir büyük ülke. Türkiye bu potansiyeli hayata geçirmek için ihtiyacı olan her şeye sahip bir ülke. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki cesur olalım, adil olalım, hakkın ve hakikatin yanında olalım. Ne diyor Hazreti Mevlana? Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Türkiye'nin iyi evlatları, sizde o cesaret var. Tek yapmamız gereken adil olmak. İşte bu nedenle 4. yaşımızda Ömer'in yolu dedik. Ömer'in yolunda yürümeye hep beraber söz verdik. Bu yol gök bayrağı Horasan'da İslam sancağıyla buluşturan kutlu bir yoldur. Bu yol Horasan harcıyla bir daha ayrılmamak üzere sözleşilmiş bir yoldur. Bu yol Anadolu'nun kapılarını tekbir sesleriyle açan Alparslan'ın bir çağı, tekbir sesleriyle kapatan Mehmet Han'ın, ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkan, Allah Allah nidalarıyla düşmanı denize döken Mustafa Kemal'in yoludur. Bu yol bin defa
mazlum olsan da bir defa zalim olma diyen Ali'nin yoludur. Bu yol adalet mülkün temelidir diyen Ömer'in yoludur. Bu yol hak yoludur, hakikat yoludur. Bu yol Türk'ün yoludur. Cenab-ı Hak bizi bu kutlu yoldan ayırmasın. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.